Salatu vesselamu ala Resulillah. Ama ba'd. Şimdi arkadaşlar geçen hafta kelimenin tanımını görmüştük. Sadece kelimenin tanımını görmüştük. Çünkü bazı belli başlı tanımları öğrenmemiz gerekiyordu. Mantıkla alakalı. Şimdi kelimenin çeşitlerine geldik arkadaşlar. Kelimenin çeşidi üçtür. Fiil, isim, harf. Peki biz kelimenin çeşidinin üç olduğunu nereden biliyoruz? Dört olamaz mıydı mesela? Bir fikri olan var mı bu konuda yani? Niçin arkadaşlar kelimenin çeşidi dört değil de üç? Anlam bakımından mı? Kelimenin çeşidi işte fiil, isim, harf diyoruz ya. Evet. Dört olabilirdi. Yani dördüncüsü ne olur? Dördüncüsü edatlar olurdu mesela. Edevat. Bilmiyorum hocam, bir fikrim yok. Şöyle arkadaşlar. İbni Hişam bu konuda şunu der. Katrun Neda'da. İlk devirdeki büyük nahiv alimleri, ilk devirlerdeki büyük nahiv alimleri, mesela Sibe Bey, Ferra, Halil. Bunlar arkadaşlar Arapların bütün kullanımları neredeyse, bütün hepsini kapsayamazlar tabii ama yani çok güçlü bir şekilde takip ediyorlar kullanımlarını. Ve isim, fiil, harf diye üçe ayırıyorlar. İstikra yöntemiyle, tümevarım yöntemiyle buna ulaşıyorlar arkadaşlar. Tamam, aklen mümkün. Dördüncü bir çeşit olması aklen mümkün mesela. Ama o dördüncü çeşidi gösterebilmek için isim, fiil, harfe dahil olmadığını göstermen lazım. O dördüncü çeşidin. Ve böyle bir örnek bulman lazım. Bu da imkansız arkadaşlar Arapçada şu an. Adeten imkansız yani. Aklen mümkün ama adeten imkansız derler. Kelamda çok kullanılır bu dilin. Onları da inşallah görürüz ileride. Şimdi arkadaşlar birincisi fiil. وَهُوَ مَا دَلَّ بِهَيْئَتِهِ وَضَعًا عَلَى أَحَدِ الْاَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ Kalıbı itibariyle bakın itibariyle üç zamanda birine delalet eden kelimelerdir. Şimdi arkadaşlar, bakın burada bir hat yaptı. Hat ve resim diye ikiye ayırmıştık geçen ders. Burada hat yapmaya çalıştı. Bu hattın bir cinsi bir de faslı olacak. Bir kere cinsini biliyoruz burada. Cinsine kelime. Değil mi? Evet. Cinsi kelime. Faslı ne? Bakın faslı neydi? Bir türü Diğerinden diğer ayıran. türlerden özellik. Yani fiil türünü isim ve harf türünden ayıran özellikleri şimdi göreceğiz. Bir kalıbı itibariyle. Bakın bu birinci özellik. Bu yönüyle arkadaşlar harflerden tamamen ayrılır. Harflerin hiçbirinin kalıbı yok çünkü. Harfleri biz kulaktan işitme öğreniriz hepsini. Ba min ila an ala lam fi kaf hatta rubbe. Hepsi arkadaşlar kulaktan işitme öğrenilen şeylerdir. İsimlerin kalıbı var mı? Var. Mesela burada sizin isimleriniz Ahmet. Kalıbı var. Abdullah. Abdün. Bir mastar. Tamam, bu da bir kalıptır diyelim. İşte Mehmet Zahit, Muhammed olarak alalım. Zahit diye alalım. Kalıbı var. Ama olmayan da var. Mesela İbrahim. İbrahim'in kalıbı da yok yani şey olarak. Bir kalıp dahilinde bir şey değil. Camit bir isim. Kalıp olması gerekiyor arkadaşlar fiilde. Fiilde kalıp olmazsa o fiil olmaz. Ve bu kalıpları biz binada görüyoruz. 35 kalıp şeklinde. 35 kalıp şeklinde binada görüyoruz. Kalıbı olmayan fiil olmaz arkadaşlar. Peki, fiil kalıbında değil ama fiil anlamına geliyor. Heyhate gibi. Heyhate gibi. Fiil kalıbında değil ama fiil anlamına geliyor. Ba'de, uzak oldu anlamında bu. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Buna da isim fiil diyoruz. Bakın bu fiil değil. Yine isim ama fiil anlamına gelen bir isim. Niye fiil demiyoruz buna?
Çünkü kalıbı itibarıyla değil. Kalıbı itibarıyla buna delalet etmiyor. Bu semai olarak bilinen bir şey. Kalıp fiil kalıbına girmemiş. Bu yüzden fiil demiyoruz arkadaşlar. İkinci kaydımız üç zamandan birine delalet eden. Üç zaman hangileri? Hangileri siz söyleyin. Bir. İsim, fiil, harf hocam. Şey, üç zaman. Mazi, muzari, emir. Mazi, o her zaman düşülen bir hata. Mazi, hal. Üçüncüyü siz söyleyin. İstikbal. İstikbal. Yani geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman arkadaşlar. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Üç zamandan birine delalet eden kelimeler. Bakın isim, mesela Ahmet ismi. Üç zamandan birine delalet etmiyor. İbrahim ismi mesela. Harfler, fiil. Üç zamandan birine delalet etmiyor arkadaşlar. Ala mesela. Bu şekilde tanımlıyoruz. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ikisi de fasıl oluyor. Bakın ayırt eden, diğer türlerden ayırt eden özellikler. Mesela kitaplarda şöyle geçer. Mecmu'u tilke ve zâke faslun. Bu ve bu faslı oluşturuyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar fiilin avarızı hasisesini işleyeceğiz. Min havasihi, gördüğünüz gibi havası direkt orada söyledi zaten. Fiilin avarızı hasisesi. Fiile özgü, fiile has olan özellikler nelermiş arkadaşlar? Dukulu kat. Bakın kat ismin veya harfin başına gelmez. Sin, sefe. Bunlar gelecek zamanı ifade ediyor. Bu yakın gelecek zaman, bu uzak gelecek zaman. İn, bu ini şartiye arkadaşlar. İni şartiye dediğimiz şey. Peki ini şartiye de ismin başına getiremiyoruz demek ki yani. Bakın şöyle bir şey gördüm. İn. Bunu nasıl okuruz? Şart olduğu için fiile cezm mi ederiz? İn nasar zeydun. İn nasara zeydun. Peki şöyle şunu soruyorum. Şunu nasıl okuruz? İnne okursak nasıl olur? İn okursak nasıl olur? Veya inne okunabilir mi? İn okunabilir mi? Hareketsiz bir metinle karşılaştık bununla. El takısı olsaydı yani gelemez. O yüzden in nasar diye okumalıyız bence. İn nasara zeydun. Yani eğer Zeyd yardım ederse gibi diyorsun değil mi? Peki inne nasra zeydin cemilun desin. Olmaz mı böyle? İnne nasra zeydin cemilun. Yani, zeydin yardımı güzel. İzafet sadece isimlerde olmuyor mu hocam? Hangisi? İzafenli. Ben bunu master yaptım. Nasra. Tamam. Nasra Zeydin Cemil. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Evet. Bakın arkadaşlar hareketsiz bir metinde iki şekilde de okuyabiliriz bunu. Eğer Cemil'in varsa sonun tabii gerisine göre bileceğiz bunu. Yani ileride ne varsa ona göre. İnnasara Zeydun fe ene ensuruhu gibi bir şey gelirse orada şart olduğunu anlarız. İnnasara Zeydun okuruz. Cemil'in gibi bir şey gelirse master okuruz. Okuruz. İnnasara Zeydun. Çünkü inne fiillerin başına gelmez. İn isimlerin başına gelmez. İni şartiye. İni muhaffefe var. O konu göreceğiz, görülecek. O ileride görülecek arkadaşlar. Evet. Konu bu şekilde. Şimdi ini gördük arkadaşlar. Lem'i biliyoruz. Lemma hatırlayalım. Muzari'nin başına geldiğinde. Lemma yansı. Evet. Cahtı mustarak. Mazinin başına gelirse neydi? Anlamı ne oluyordu? Yani olumsuz diyor ama. Lemma nasara fe nahnu taaccabna minhu mesela. Öyle bir cümle düşünün. Yardım ettiğinde dığında dinde. Mazinin başına gelirse lemma dığında dinde anlamı katar arkadaşlar. Evet.
yaptığında dinde anlamı katar. Lemma'yı gördük. Lamul emir, emir lamı, nehi lası arkadaşlar. Muzariye has. Muzariye diyor. Fiile has özellikle. Tabi bunlar muzari başına geliyor. Ve kulluhu amilun ala ma seyeci'u. İleride görüleceği üzere bütün fiiller amildir. Arkadaşlar, bütün fiiller fail veya naibi fail alır. Bütün fiiller. Evet. Bu şekilde. En azından diyelim. En azından fail ve naibi fail alır ve bunlarda amel eder. Bütün fiiller amel eder arkadaşlar. Nasb eder, ref eder. Yani bu şekilde. Tabi cerretmez. Değil mi? Cezmetmez fiil. Evet. Fiili bu şekilde bitirdik arkadaşlar. İsme geldik. وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا مُسْتَقِلٍ بِالْفَهْمِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ ف۪يهِ بِأَحَدِ الْاَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ. Ne diyor arkadaşlar? Müstakil bir manaya delalet eden, üç zamandan birisini içermeyen kelimelerdir. Gelin şurada masaya yatıralım arkadaşlar. Müstakil, müstakil bir anlama delalet eden üç zamandan birini içermeyen kelimeler. Hocam, şimdi cins buyur. Müstakil derken neyi kastediyor? Onu söyleyeceğim şimdi. Burada cinsi kelime. Şimdi fasıllara geldik. Birinci fasıl, müstakil bir anlama delalet eden. Müstakil bir anlam ne demek? Ahmet deyince, mesela kalem deyince arkadaşlar müstakil bir anlama fiilden, yani cümle bağımsız, cümleden bağımsız bir anlama delalet ediyor. Doğru mu? Evet. Kalem yazılan bir şey delalet ediyor. Ondan sonra ne diyelim? Defter diyelim mesela. Aynı. Peki, bu yönüyle neyden ayrışıyor arkadaşlar? Bundan fasıl diyeceğiz. Bakın bu fasıl. Birinci fasıl. Bu yönüyle arkadaşlar harften ayrılıyor. Çünkü ala dediğimiz zaman, fi dediğimiz zaman, ba dediğimiz zaman müstakil bir anlama delalet etmiyor. De, da, min, mesela den, dan gibi anlamlara geliyor ama bunlar bir anlama delalet ediyor mu? Etmiyor. Bu yönüyle arkadaşlar harften ayrışıyor. Bu yönüyle harften ayrışıyor. Üç zamandan birini içermeyen dedi. Bu yönüyle de fiilden ayrışıyor. Gördünüz mü? Bakın faslı nasıl sağladı. Evet. Yani bu şekilde ayırt ediyor. Mantıklı arkadaşlar, uygun bir şekilde tanım yapıyor değil mi hocam? Evet. Yani güzel bir tanım. Bu çok konsantre tanımlar arkadaşlar. Bakın bunları düşünmek, üzerine kafa yormak gerekmiş zamanın çokça. Min havasihi. Efendim? İsim harf olarak niye harfe delalet etmiyor? Çünkü anlam bakımından harfe delalet etmiyor. Zamanda içermediği için fiile delalet etmiyor. Yani. Kesinlikle, yani fiilden ayrışıyor diyelim. Müstakil evet. Anlam bakımında harften ayrışıyor. Üç zamandan birini içermeme bakımından fiilden ayrışıyor. Arkadaşlar, avarızı hasseleri nelermiş? Yani isme has özellikle. Duhulü tenvin. Tenvinin gelmesi. Ya arkadaşlar, Muhammed'in, Furkan'ın, İbrahim'i olur. İşin açıkçası İbrahim'e gelmez tenvin. Abdullah'i, o da gelmiyor çünkü bu zamanmış. Zahid'in mesela. Zahidun. Tenvin gelmiş. Yani isme has diyor ama ben size şimdi bir ayet-i kerime yazacağım. لَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ Züleyha diyor Hazreti Yusuf hakkında. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ يَكُونَنْ مِنَ السَّاغِرِ Eğer benim ona emrettiğim şeyi yapmazsa o mutlaka hapsedilecek
ve düşük kimselerden olacak diyor. Leyekunen. Hadi bakalım arkadaşlar, bu tenvin değil mi? Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle yazıyor. Yazın çıkar. İstisna olabilir mi hocam? Yok. Yani burada özgü ile has diyorsa istisnası olmaması lazım. İsme has diyorsa. Hmm. Yani sistem, yani izharda açık bulmuş oluruz. Eğer bu tenvinse. İzharda açık bulmuş oluruz. Daha doğrusu bütün nahiv kitaplarına geçer bu. Katr-ı Neda'da da geçer. Hepsinde açık olmuş oluyor. Yani bütün Arap alimleri yanılmış olacak. Bunu bilene 100 vereceğim. Hadi isim fiil diyebilir miyiz? İpucu nasıl? Var mıydı? İsim fiil diyebilir miyiz? Tekit diyeyim ipucu. Hmm. Yok değil, isim değil. Bunun açılımı ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Le-ye-ku-nen. Muhaffef nunu görmüştük, hatırlıyor musunuz? Evet. Bakın arkadaşlar, bu muhaffef nun. Elbette olacak. Elbette. Bunu müşeddede le-ye-ku-nen-ne. Muhaffefe le-ye-ku-nen. Arapçada da şu böyle yazılıyor zaten. Hani Arapçada böyle yazılır. Bu ifade. Zaten tenvinin açılımı da bu. Ama bu tenvin değil. Evet. Bu tenvin nunu değil. Evet, tenvin nunu değil bu. Bu tekit nunu. Onun için sistemde açık yok yani. Allah. Bu bir. İkincisi, harfil cerde de bize normal geliyor tabii, harf-i cer. Yani isme has özellik tabii. Evet. Ama ben size başka bir şey yazacağım. Kur'an-ı Kerim'de yürme var. Liya'leme diyor mesela. Şuraya yazalım. Liya'leme. Nasıl oluyor bu? Harf-i cer lam. Yani hem film ismi için kullanılabilir diyebilir miyiz? Hı. Ama bu harf-i cer işte, isme has. Sistem açık mı verecek izarda? Ben bir arıyorum ama. Bakın arkadaşlar. Nasbeden en. Ne yapardı fiili? Yani sonun nasbeden. Nasbeden. Tamam. Mana bakımından evet. Ne yapardı? Mastarlaştırır. Değil mi? Mastarlaştırır. Mastar ne? İsim. Mastar da isimdir. Bakın arkadaşlar, bunun açılımı li en yalemedir. Böyle bir durumda en genelde gizlenir. Gizlenmemesi mümkün burada. Ama gizlenir genelde. Bakın aslında bu ismin başına gelmiş oluyor. Fiilin değil. Tamam mı? Şu anda çoğu örnek bu şekilde mi? Peki. Hepsi böyle zaten. Hepsinin başına en getiriliyor. Hepsi böyle. Nasıl yok? Ve lam-ı ta'rif, hani buna aykırı bir örnek ben bilmiyorum. Lam-ı ta'rif arkadaşlar. Elif lam takısı dedikleri. El kalemu mesela. Değil mi? Bunlar yalnızca isme has özelliktir. Fiilin başına gelmez. Harfin başına gelmez. Kevnuhu mübtede, mübteda olmak. Tabii ki de isme has bir özellik. Çünkü mübtedanın olduğu yerde fiil olunca fiil cümlesi oluyor. Zaten harf olmaz. Yani şibih, bu şibih cümle dediğimiz fidarin gibi, fiddar gibi, onlar da olmaz arkadaşlar mübtedada. Fail olması açık zaten bu. Ve muzaaf olması. Bakın mesela Katr-ı Neda'da şu zikredilir. Bu zikredilir. Şu ikisi. Bir de der ki kevnuhu hakkında konuşuluyor olması. Yani orada müsnedün ileyh olması. Müsnedün ileyh olması. Müsnedün ileyhe fail de giriyor, müpteda da giriyor.
İzhar bir pedagojik metin olduğu için, ders kitabı olduğu için bunları açmış. Öğrenci en başta anlamayabilir diye. Bu şekilde. Muzafı eklemiş bir de. Mesela o katrın neda da yok. Gelelim buraya. Ve ba'duhu amilun ke ismil fa'il. Kesmil fa'il. Bazıları amildir. İsmi fa'il bunlardan mesela. İsmi fa'il amel ediyordu değil mi? Görmüştük. Hı. Anlatmıştım Tuhfet Hüseniye'de. Burada arkadaşlar tekrar göreceğiz. Nasıl amil oluyor? Bir örnek üzerinden. Huve müsaidun. Müsait mesela bir ismi faildir arkadaşlar. Ebahu. O babasına yardım edendir. Bakın Ebahu'yu meful olarak nasb etti. Müsait ismi faili. Amel ediyor arkadaşlar. Ve ba'duhu gayru amilin. Ke ene ve ente ve ellezi. Bakın bunlar amil değil. Tabii arkadaşlar neler isim mesela? Burada da dediği gibi. Burada ipucu olarak veriyor. Zamirler isimdir. Zamirler harf diye sakın olarak algılamayın. Sakın öyle algılamayın arkadaşlar. İsmi mevsuller adı üstünde ismindir. İsmi işaretler adı üstünde isimdir. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve harfun. Harfe geldik arkadaşlar. Ve huve mâ delle alâ ma'nen gayri müstakillin bil fehmi bel âletun li fehmi gayrihi. Müstakil bir anlama gelmeyen, bakın, müstakil bir anlama gelmeyip başka bir şeyin anlaşılmasına yardımcı olan kelime. Arkadaşlar, kelimeler arasında köprüdür. İsimler ve fiiller arasında bir köprüdür. Harfler. Bu şekilde arkadaşlar. Müstakil bir anlama gelmez. Bakın burada cinsi kelime yine. Müstakil bir anlama gelmemesi fasıl. Çünkü müstakil anlama gelmemekle isimden ve fiilden ayrışıyor. İsim ve fiil müstakil bir anlama geliyor çünkü. Yani varızı hasse mi oluyor o zaman? Bunu fasıl olarak söylemiş. Anlatabildim mi? Bak bu tanımda getirdiyse bu da fasıl. Burada şimdi arkadaşlar Arapçada had yapmak esastır. Bir şeyin haddini yapmak esastır. Tanımını yapmak esastır. O yapılmazsa resme yani betimlemeye gidilir. Resim betimleme demektir. Avarızı haseyi kullandıysanız resim olur. Cinsi ve faslı kullandıysanız had olur, tanım olur. Burada onu yapmaya çalışıyor. Evet. Yani başarısız da diyemeyiz. Bence başarılı bir tanım yani. Müstakil bir anlama gelmemesi arkadaşlar burada fasıl oluyor. Evet. Ve ba'duhu amilun ke harfil cer. Harfi cerler gibi kimisi amildir. Ve ba'duhu gayru amilin ke hel ve kat. Bazısı hel ve kat gibi amil değildir. Bakın mesela kat tekit anlamı sağlıyor. Yani anlamı ziyadeleştiriyor. Ne bileyim hel soru anlamı katıyor. Başka bir şeyin anlaşılması için yardım ediyor. Harfler bu şekilde. Peki diğer ders ne göreceğiz? Bakın diğer ders için ben size bir materyal atacağım. Arkadaşlar. Burada adam İrab'ın felsefesini yapıyor arkadaşlar. İrab'ın. İrab'ın felsefesini yapıyor. Bu şöyle söyleyeyim. Arap bu nahiv müteahhir zamanda nahiv ekolleri var arkadaşlar. Mesela Katr-ı Neda başka bir ekoldendir. Bilgi'nin izharı İbn Hacib'in kafiyesinin ekolündendir. İbn Hacib'in kafiyesinin ekolünde olanlar daha çok böyle şeylere girişiyor. Yani mesela tutuyor adam. Burada çok derin ya. Bu benim gördüğüm kadarıyla bir Bilgivi'ye has olan bir anlatım.
bu anlatımı geliştiriyor. Kafiyeden alıp geliştiriyor. Bununla alakalı ben Türkçe bir yazı kaleme aldım. Türkçe olarak anlattım. Derse gelmeden okumazsanız zor anlarsınız. Onun için bunu YouTube'da da şeyin açıklamanın altına ekleyeceğim. Ders takip edenler oradan izleyecekler. İnşallah. Diğer ders görüşmek üzere arkadaşlar. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.